kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Yumuşak poğaça yapamayanlar için özel olarak hazırladım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt Yarım paket yaş maya dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. Şekeri sadece mayayı aktifleştirsin diye kullandım. Kesinlikle tadına herhangi bir etkisi olmayacaktır. Elimin altında o an maya olmadığı için ben mayayı dondurucudan kullandım. Bir 10 dakika kadar beklettim. Daha sonra ılık sütün içerisinde tamamen erittim mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra bir şişe maden suyu ekliyorum. Maden suyu poğaçalarınızın yumuşacık olmasını sağlayacak. Çırpıcı yardımı ile iyice karıştırdım. Bir adet yumurta akı ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Çırpıcı yardımı ile iyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekledim. Onun üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İsterseniz bu aşamada spatula kullanabilirsiniz. Hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırabilir. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elinizle yoğurabilirsiniz. Poğaça yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamuru elinizden geldiği kadar yumuşak tutmanız gerekiyor. Hamurunuz sert olursa poğaçalarınız da sert olacaktır. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra daha rahat bir şekilde yoğurabilmek için 5-6 dakika kadar masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamur işi tarifleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsanız Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru masada 4-5 dakika kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Hamur kartı ile bu şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini biraz elimle düzelttikten sonra streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldıktan sonra hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra bu aşamada artık un kullanmak istemiyorum çünkü gerçekten poğaçaların pamuk gibi olmasını istiyorum. O yüzden masaya çok az sıvı yağ sürdüm. Hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 15 adet bez elde ettim. İsterseniz daha küçük veya daha da büyük hazırlayabilirsiniz. Tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa 10 dakika kadar üzerini poşetle kapatıp dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirme yapmadan hızlı bir şekilde hazırlamaya geçiyorum. Hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Yapmış olduğum bu hamurun poğaçasının güzel olmaması imkansız. Hemen hızlı bir şekilde poğaçalarımı hazırlamaya geçiyorum. Masayı elimle çok az yağlıyorum. Çok fazla yağlamanıza gerek yok. Videoda görüldüğü gibi poğaçalarımı hazırlıyorum. Bu arada ben böyle hazırladım ama dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. İç malzemesi için ben köy lor peyniri kullandım. Hazır lor peyniri de kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı içerisine maydanoz, dereotu da ekleyebilirsiniz. Ben sade olarak hazırladım. Kenar kısımlarına çok bastırmadan ortasına biraz bastırarak hamuru büyütüyorum. Hamuru büyüttükten sonra iç harcından yaklaşık 1 tatlı kaşığı koyup videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. Videoda görüldüğü gibi poğaçalarımı hazırladım. Elimin kenarını bu şekilde yağladım. Daha sonra poğaçaların üzerine biraz bastırıyorum ki şekli biraz belirgin olsun. Kabaracağı için şeklini biraz kaybedecektir. Yaklaşık 20 dakika kadar soğuk fırında tepsi mayası yaptım. İsterseniz oda ısısında üzerine ince bir bez örterek de o şekilde de tepsi mayası yapabilirsiniz üzerine yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar sütü ekledikten sonra güzelce karıştırdım poğaçaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum bu aşamada çok dikkat etmeniz gerekiyor ben videoyu hızlandırdığım için hızlı sürüyor gibi görünebilirim ama gerçekten yavaş yavaş sürüyorum poğaçaları bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Gerçekten inanılmaz lezzetli pamuk gibi oldular. Bana güvenerek tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen sizler için doku testi yapıyorum. Sizler poğaçaların güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.